Barış Alper Yılmaz insan robot değil diyor Okan Buruk ve çıktığı maç sayısına dikkat çekiyor. Ben şimdi yorumcularıma Barış Alper Yılmaz'da bir düşüş var mı? Düşüş varsa bunun sebebi yorgunluk mu? Taktiksel mi? Bu sorunun cevabını soracağım ama rakamları da bir getirelim. Bazı şeyleri de göz önünde çıkaralım. Geçen sezonun ilk yarı performansını da vereceğiz yine. Bu toplam maç sayısı 2023-2024 sezondan itibaren, geçen sezondan itibaren Barış Alper'in oynadığı karşılaşma sayısı, yani süre aldığı maç toplam 83. 45 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 14 Şampiyonlar Ligi, bunun içinde elemeler, playoff turları da dahil. Avrupa Ligi'nde 4 maç, yine geçen sene ve bu sene olmak üzere. Avrupa Futbol Şampiyonası milli takımla birlikte 5 karşılaşma. Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri 7 maç. 2 Dünya Kupası elemesi, A milli takımda 1 UEFA Uluslar Ligi maçı. Toplam 83 resmi maç. Hazırlık maçları yok. Onu söyleyeyim. Evet. Mesela milli takımla çıkılan hazırlık maçları da, evet, ciddiyet seviyesi yüksek karşılaşmalardır yine de. Aynen. Değil mi? Yani onlar hariç. Bildiğim kadarıyla sadece 6 tane milli takımda hazırlık maçı var. Yani bu sayı 90'a kadar dayanıyor. Hatta Galatasaray'daki hazırlık maçlarıyla birlikte 90'ı bile geçiyor. Geçen sezondan bu yana 1,5 sezon bile diyemeyiz tam anlamıyla. Peki istatistikleri nasılmış? Geçen sezon ilk yarıda 18 maça çıkıyor Barış Alper Yılmaz. Bunlarda gol ve asisti yok. Ardından yine sezonun ikinci yarısında 19 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiliyor. Bu sezonsa 12 maçı var. 4 gol 1 asisti bulunuyor Barış Alper Yılmaz'ın. Şimdi düşüş var mı? Yoksa tamamen bu rakamlara mı bağlı? Şeyi tamamlayayım istersen. Hani Galatasaray'ın bir taraftan Barış Alper Yılmaz gibi hani formsuz gösterilmeye çalışan, özellikle sosyal medya üzerinden böyle bir oyuncunun moralini bozacak işte bir ton şey yazılıyor. Ama Barış Alper Yılmaz yine aynı savaşçılığını gösteriyor. Belki skor üretemiyor ama takımı önde tutuyor, takımı güçlü tutuyor. Diğer taraftan şu kötü dönemde, kötü gibi gösterilen dönemde, ki kaldı ki hiç de kötü değil, 22 puan topladı yanılmıyorsam Galatasaray. Evet. Bir beraberliği var. Bence müthiş gidiyor yine. Burada hani Barış Alper Yılmaz, Icardi belki skor üretemediği için eleştiriliyor. Çünkü çok fazla alıştırdı taraftarını ya da Türk spor kamuoyunu. Ama diğer taraftan da Galatasaray'da şu Galatasaray'ın çok eleştirildiği dönemde ön plana çıkan oyuncular var. Okan Hoca bir taraftan belki yorgun oyuncular, performans düşük olabilir, dinlenmeye ihtiyacı var, ama diğer taraftan İsmail Jakobs mesela muhteşem, Gabriel Sara performansını yükseltiyor, muhteşem. Diğer taraftan Yunus Akgün, 3 gün işte Leicester, Adana Demirspor, Leicester kiralık dönemlerinden sonra yaz transfer döneminde kulüp bul dediler oyuncuya. Okan Hoca dedi ki hayır, de ben bırakmayacağım dedi. Bir ton haberini de yaptık hatta. Ben bu sene Yunus Akgün'ü değerlendireceğim, kullanacağım dedi ve Okan Hoca ne kadar haklı çıktı oyuncu. Belki Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gönderilmese yine hamle oyuncusu olurdu ama yani 3 tane oyuncu çok kendilerini gösterdiler. Sürekli performansı yükseliyor. Bunlara da düşünmek lazım. Yani sırf Galatasaray'ı biz Barış Alper Yılmaz, Icardi üzerinden okumaya başladık. Mertens üzerinden, bu doğru değil. Diğer taraftan da sivrilen oyuncular var. Tam bir sol bek gibi oynayan, çok savaşçı, süratli İsmail Jakobs, Gabriel Sara, işte golün muhteşem bir asist bence. Diğer taraftan da dediğimiz gibi Yunus Akgün. 3 oyuncu şu anda performansını yükseltti. Yani Galatasaray'da aslında çok iyi şeyler de oluyor ama bunlar görülmeden bir ezber var. Barış Alper Yılmaz niye gol atamıyor, niye asist yapamıyor? Icardi niye böyle? Icardi olduğu sürece rakip savunma çıkamıyor zaten. Orada bir tehdit. Onun sahada durması bile çok önemli. Yani bunları söyleyecektim. Barış Alper Yılmaz konuşuluyor hocam. Evet. İşte rakamları ekrana getirdik. Okan Hoca da diyor ki robot değil, insan diyordu. Ama biz robot adam Barış Alper Yılmaz yazdık. Çünkü hakikaten 1,5 sezon olmadan 83 resmi maç süre aldı. Siz nasıl, buna mı bağlıyorsunuz? Yoksa Galatasaray'ın oyununda geçen sezona göre bazı eksikler var. Barış da onun sıkıntısını mı yaşıyor? Şimdi değerlendirmeyi bence doğru yapmak lazım. Neden? Şöyle. Galatasaray, Barış Alper'in fiziksel anlamda herhangi bir sıkıntısı var mı? Veya herhangi bir maçta
yapamadığı bir hareketi bu haftalarda yapamama durumu var mı? Bence yok. Üretkenlik konusunda bir sıkıntı çekiyor. Ama burada bence daha geçerli olan bir neden var mental anlamda. Çünkü hakikaten fiziksel olarak bir şeyleri yapmak isteyebilirsiniz ama mental olarak çünkü Galatasaray öyle maçlar oynuyor ki yıpranma dereceleri çok yüksek maçlar oynuyor. İşte Perşembe günü Riga'dan geliyor, Pazar günü tekrar bir lig maçı oynuyor. Böyle düşündüğün zaman oyuncuyu en çok hangisi daha çok etkiliyor? Ya fiziksel mi, mental mi? Yaklaşık olarak biraz önce getirdiğin ekranda Koray 90 tane maçtan bahsediyoruz. Ve bu oyuncu 90 maç genelinde sakatlık oranı bence çok düşük. O zaman fiziksel anlamda bence bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ha şu olabilir, eleştirinin dozajı Barış'tan daha önceki skor ve asist katkısını alamadığı için bu haftalarda Galatasaray'ın o bölgeden atak devamlılığında çok iyi gelmediği için biraz bu söylenebilir. Ama genel anlamda işte Barış bu oyuncuyu Galatasaray geçen sene 5-6 tane mevkide oynattı ve her mevkide başarılı oldu ve biz burada bunu övdük. Ve derbi maçlarda oynadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadı. Yani işte bu hafta milli maç var. Bu hafta milli maçta muhtemelen hoca kullanacak. Yani Montella kullanacak. Ama ben bu kadar background'u güçlü ve genç bir oyuncunun işte 2-3 hafta kötü oynayıp ya işte Barış yerlerde sürünüyor, geçmişte yaptıklarını yapamıyor demelerin biraz acımasızlık olduğunu düşünüyorum. İnanın yani tabii Nedim Hoca ile bir saha içinden geldiğimiz için, oyunculuğumuz da olduğu için yani neler ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Yani oyuncu hakikaten ya işte hocam da bilir yani ya bu haftada maç mı var dersin yani. Bu 3 gün sonra bir daha mı maç oynuyoruz dersin. Bir de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlar zorluk derecesi çok yüksek maçlar oynuyorlar. Çünkü hep baskı altındalar, hep beklenti yüksek. Dolayısıyla şöyle olabilir yani fiziksel olarak parametrelerinde bir düşüş olursa o zaman farklı şeyler söylerim ama ben esas sıkıntının biraz mental olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar maç oynamak yani bir sezon, bir buçuk sezona yayılan zamanda 90 tane maç çok ciddi rakam. Ve düşün bu oyuncu hiç sakatlanmadan oynuyor. Evet. Çünkü o kadar fizik anlamında güçlü bir oyuncu ki yine sahada mücadele ediyor, varını yoğunu ortaya koyuyor. Ama üretkenlik konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Bunu da öyle çok abartarak konuşmamak lazım. Yani sonuçta bu Türk milli takımının oyuncusu, Galatasaray'ın potansiyel transfer beklentisinde olan bir oyuncu. Bir de böyle bakmak lazım. Hocam o zaman şu ortaya çıkmıyor mu? 90 maç belki 100'e tamamlayacak. Ha, anladım. Soru şu. Ya Barış Alper Yılmaz acaba gücüyle mi futbol oynayan, yıldızlaşan bir oyuncu? Yoksa işte oyun zekası, tekniğiyle mi? Yok, bunu Keçi öğrendi. Ankara Demir'de oynarken sorsaydın farklı cevap verirdim ama şimdi öyle değil. Araya girdim çünkü hemen ekrana görüntü geldi. Zeki abinin sorusuna da bir cevap. Gücüyle mi oynayan bir oyuncu? Galatasaray'ın transfer ettiği Barış Alper Yılmaz. Bakın Keçiören gücündeyken şu anki haliyle bir göz önünde bulundurduğunuzda fiziksel gelişimi muazzam. Galatasaray fizik gücünü göz önünde bulundurarak almadığı kesin bu oyuncuyu. Tabii. Ama Barış bakar mısınız? Evet. Yani omuzları filan neredeyse bir kafes dövüşçüsü kıvamına evet, gelmiş. Yani hakikaten inanılmaz fiziksel olarak gelişmiş. Eski görüntülerini izliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın Keçiören gücünde bu Galatasaray'a gelmeden önce tabii Ümit Milli Takım'da da var yine eski görüntüleri. 2020-21 sezonunda Keçiören gücünde oynuyordu. 2021-22 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu ve Barış Alper Yılmaz 2023-24 sezonu yani geçen sezon başından şu ana kadar 83 resmi maçta süre aldı ve oyuncu yani muazzam bir gelişim hikayesi ama mental olarak işte hocam ben size bir destek verecek daha not söyleyeyim. Hollanda-Türkiye maçı Avrupa Futbol Şampiyonası 6 Temmuz'da sona eriyor. Evet. Galatasaray 3 Temmuz'da başlıyor kamp çalışmalarına yani milli takım kampında Barış o sırada.
6 Temmuz'da son milli takımda maça çıkıyor. Galatasaray kampına 22 Temmuz'da katılıyor.